Uzakları yakın etme, tek bir yürek olma sevdasıyla yola çıkmıştık seneler evvel. Hedef güzel gören, güzel düşünen ve hayatından lezzet alan bireyler yetiştirmekti. Adım adım ilerledik, ilerlemeye devam ediyoruz. İki günü eşit olanın zararlı olduğu fısıldanmıştı zaten kulaklarımıza. Her yıl bir tula daha ekleyecektik. Alın teriyle yoğurduğumuz, sevgiyle harmanladığımız rüyalar. Bir zaman gelecek ve bugünden avuçlayacaktık geleceği sımsıkı. Okulumuzu, bizlere emanet edilen çocuklarımıza aile sıcaklığında bir yuva haline getirebilmek bu yılki en büyük hedefimizdi. Fakat yıllar yılı sıkıntısını çektiğimiz fiziki mekan sorununu çözmek için çaldığımız kapıların yüzümüze birer birer kapanması umudumuza set çekmedi. Biz neler yapabilirdik acaba? İlk önce atıl durumda olan malzemelerimizi bir yerde toplamak, okulumuzdaki sınıf sayısını arttırmak, planladığımız çalışmaların rahatça yürütebilmek amacıyla bahçemizde bir depo inşaatına başladık. İnşa edilen depo, gelecekteki çalışmalarımız için bizleri çok rahatlattı. Daha sonra planlarımız gereği peyzaj çalışmalarını başlattık. Yaz tatilinin rehavetinden sıyrıldık ve yola koyulduk. Gerek okulumuz personelinin fedakarca çalışmaları, gerek okulumuz idaresi ve öğretmenlerinin gayretleri, gerekse öğrencilerimiz, velilerimiz ve çevremizden aldığımız destekler neticesinde hayallerimiz gerçeğe dönüştü. Toprakların fazla büyüyecek, aha şu kısımlar. Ondan sonrası böyle. Şuralar var. Şuralar var. Evet. Şurada var biraz. Fazla yok ya. 2-3 kamyon toprak bize yetiyor ya. 3 kamyon toprak. Sabahleyin bu kısımlar vereceğiz. Buraya eşilecek. Olmasa şimdi ben bu çocukların şuraya şu çizgiler çizdire, eşitire koyayım. Oradaki taşı götüreceğiz. Yarın harcı karacağız. Taşları öre öre gideceğiz. Nereye kadar geleceğiz? Yaptığımız yere kadar geleceğiz. Buraya geldikten sonra duracağız. Burayı da çizeriz. Ondan sonra devam edeceğiz. Zaten bizim taşlar da ancak buraya kadar götürebilir şu anda. Proje. Şu satranç kısmında o kırmızı tuğlaları kullanabiliriz. Lak lak lak, dalgalım hey.
Artık çocuklarımızın da tebessümleri yeşile çalıyor. Artık çocuklarımızın da küçük dünyalarında huzur soluklanıyor. Çalan dünyalarını renklendirmek adına yatakhanemizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öksürüğü gibi saf ve temiz bir yüreğe sahip çocuklarımızın beslenmelerine de kilitler getirdik.